Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, Çin hatıralarımı anlattığım serinin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu serideki videolar böyle kronolojik, tarihsel bir sırayla gitmeyecek arkadaşlar. Çünkü hatıralar aklıma geldikçe, yaşadığım deneyimler aklıma geldikçe bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi böyle 3. bölümde yaşadığım ticari bir borç verme, borç alma ve arka planda nasıl bir talihsizlikle karşılaştım. Bunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Sene 2016, 2012'den 2016'ya geldik. Yaklaşık 4 yıldır Çin'deyim. İşlerimiz büyümüş, sektörümüzü belirlemişiz. Teknoloji ürünleri alanında spesifikleşmişiz. Ve Türkiye'nin önemli teknoloji firmalarına Çin'den üretim yapıyoruz. Onların markalarıyla ya da bazen kendi markamızda ürünler getiriyoruz ve şirketlere satıyoruz. Böyle bir proses oluşmuş. Referanslar alıcılığıyla bir gün Türkiye'den, İstanbul Tuzla'dan bir firma bana ulaştı. Biz de o sırada İstanbul Ataşehir'de ofisimizi açmışız ve orada bir yerelleşmeye geçmişiz. Yani Çin'de bir ofisimiz var, İstanbul Ataşehir'de bir ofisimiz var ve daha sonra Amerika Houston'da bir ofis açma noktasında da düşüncenin içine girmişiz. Bu referanslar aracılığıyla bana ulaşan firma bizden wall charger, yani duvar adaptörü almak istediğini ve kendi markasıyla bunu ürettirmek istediğini söyledi. Biz de tabii referanslar aracılığıyla ulaştığımız için güvendik. Güzel, bu insanla iş yapabiliriz. Bizden ne istiyorsunuz? İşte ben sizden 10.000 tane duvar adaptörü almak istiyorum. Peki, okey. Kendisi down payment'ını, yani depozitini gönderdi. Üretimini başladık. Kalite kontrollerini yaptık. Kalan kısmı gönderdi. 2016 yılının Mayıs ayındaydı. Daha sonra ürün üretildi. Gemiye yüklendi. 10.000 tane ürün. Ben de uçağa atladım. Başka işlerim vardı. Yani dedim, o müşterilerle de biraz zaman geçiririm. Haziran ayının başında Türkiye'ye geldim. Daha sonra bizim malları gümrükten çektik Türkiye'de ve o kişiye malı teslim ettik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yemek yedik, muhabbet ettik. İşte malları biraz test ettiler, beğendiler. Hatta daha sonra aradan bir hafta 10 gün geçtikten sonra satışlar başladı. Ben yine bir yemeğe gittim. Başka ürünler de sipariş vermek istediğini söyledi. İşte ürünlerin listesini koydu, numaralarını koydu. Ve işte ben bunları da almak istiyorum sizlerden. Ürünler gerçekten gayet güzel, memnunuz. İnsanlara satıyoruz, herhangi bir dönüş de gelmedi. Hatta bunları ben toptan bir şekilde pazarlamak istiyorum diye bana böyle durumu anlattı. Ben de çok sevindim. Güzel dedim. Biz de yani Çin'deyiz. Kaliteli bir iş yapıyoruz. Ürünlerimizin de başındayız. Ürünlerimizin arkasındayız abi. İlişkimizi geliştirelim. Daha sonra aradan birkaç gün geçtikten sonra bir gün telefonum çaldı. O kişi beni aradı. Dedi ki, ya Sarper Bey, efendim Sarper'cim. Evet abi, buyurun. Bana çok acil bir 10.000 dolar, yani 30.000 lira, o gün kur 3'tü. Bana 30.000 lira para lazım dedi. Bir haftalığına bana parayı verebilir misin? Önümüzdeki hafta çarşamba vereceğim. Ben de dedim ki, önümüzdeki hafta pazartesi günü ben Çin'e geri dönüyorum. Ama ben bir hesaba kitaba bakayım, sana döneyim. Baktım hesaba, verebileceğim kısmın 5.000 dolar, yani 15.000 TL'lik bir kısım olduğunu gördüm. Kendisini aradım. Dedim ki, ya ben size 10.000 dolar veremem abi ama 5.000 dolar verebilirim. Yani 15.000 lira size gönderebilirim. Hemen dedi, çok iyi olur ya, problem yok dedi. Önümüzdeki hafta vereceğim, bankadan kredim daha onaylanmadı. Biraz ödemelerim var, bana yardımcı ol kardeşim. Okey, ben 15.000 lirayı gönderdim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü gelince de ben uçtum Çin'e gittim. Çarşamba oldu, ses yok. Perşembe oldu, ses yok. Cuma oldu, ses yok. Cumartesi, pazar, pazartesi, bir sonraki hafta. Bir sonraki haftada benim biraz iş yoğunluklarım vardı. Kendisini arayamadım. Sonra hatta şöyle düşündüm. Dedim ki, herhalde kredisi falan onaylanmadı. Düzgün de bir insana benziyor. Referanslı da bir insan zaten. Paramız kalmaz yani. Alırsa herhalde esnaftır. Ufak bir sıkışıklığı vardır. Bir haftaya vermez, bir aya verir. Önemli değil. Benim için de beni öldürecek para değil yani. Basit bir para gibi gördüm ve ses çıkarmadım. Daha sonra aradan bir ay kadar bir zaman geçti arkadaşlar. Ondan ses çıkmayınca ben bir hatırlatma da bulundum. Ben sana döneceğim dedi. Daha sonra Türkiye'de kısa bir süre sonra da malum 15 Temmuz olayları yaşandı. İşte yüz binlerce insan bu işten biliyorsunuz mağdur oldu arkadaşlar. Kimisi tutuklandı, kimisi ülkeden gitti, kimisi ülkeye gelemedi falan. Yani böyle at izin it izine karıştığı bir dönem var ortada. Ve bu dönemde ben de Türkiye'ye dönmenin benim için sağlıklı olmayacağına karar verdim. Çünkü bir bakıyorsun, bu da onlarlandı, bu da öyleydi, bu da şöyleydi, bu da böyle diyerek o herkes birbirini ihbar ediyor. Yani muhbir bir topluma dönmüş olay. Burada bir sıkıntı var dedim. Ben buraya gitmeyeyim. Benim de başıma bir sıkıntı gelebilir. Çünkü kime ne geleceği belli değil. Haklı olduğunuzu kanıtlamanız minimum 6 ay sürüyor. Maksimum 2 yıl sürüyor. 2 yıl sonra insanlar çıkıyor. Aa, pardon diyor devlet, kusura bakmayın diyor. Sen onlardan değil misin diyor. Olay sizin açınızdan kaybettiğiniz bir 2 yılla kalıyor. İşlerin de iyi gittiği bir dönem. Türkiye'de de herhangi bir problem yok. Çin'de de işler iyi gidiyor. Biraz bekleyeyim dedim. Bu ürünü verdiğim kişiyi arayarak telefonla, telefon açmadı, mesajla döndüm kendisine tekrar. Yani dedim, benim size vermiş olduğum şu 5.000 dolarlık kısmı dedim abi, acaba rica etsem bana gönderebilir misiniz? Bana bir fotoğraf attı. Böyle 3-4 tane masanın üstüne adaptör koymuş. 10.000 tane verdik. 3-4 tane koymuş, fotoğrafı çekmiş. Bunlar çalışmıyor. Dedim ki, abi şu anda konumuz çalışmayan ürün değil. Şu anda konumuz benim size vermiş olduğum 5.000 doları acil almam lazım. Bana yardımcı olabilir misiniz? Hiç cevap yok, dönmedi. Aradan 2 gün sonra bir mesaj daha attı. Adaptör yanmış. Sadece böyle, adaptör yanmış.
kendisine görüntülü bir şekilde bir mesaj gönderdim. Dedim ki abi bakın olay iyiye gitmiyor. Geçen gün 3-4 tane ürün attınız. Bunlar bozuk dediniz. Başka bir şey söylemediniz. Şimdi adaptör yanmış diyorsunuz. Bana bununla ilgili bir video gönderir misiniz? Türkiye'deki arkadaşlar gelsinler, ürünlere baksınlar. Nerede problem var, nerede sıkıntı var? Bunlarla ilgili bir çözüm üretelim. Ne var, ne yok hepsini yapalım. Ürünler nerede? Cevap yok arkadaşlar. Birkaç gün geçti aradan. Ve işte o malum 15 Temmuz süreci yaşandı dedim ya arkadaşlar. Bana mesaj attı. Sana bana vermiş olduğu 15 bin lirayı dedi. Türkiye'ye gelirsen de benden alabilirsin. Yoksa dedi benden 1 lira alamazsın. Böyle bir durdum. Şoka uğradım. Okuyorum mesajı. Doğru mu okudum ben mesajı diyorum. Bakıyorum. Evet ya Türkiye'ye gelirsen paranı benden alabilirsin yoksa alamazsın. Arıyorum arıyorum açmıyor. Ses kaydı attım. Dedim ki abi benim anlayamadığım bir konu var. Benim Türkiye'ye gelmemle size güvenip bir ahlak çerçevesi içerisinde, bir borç ödeme ahlakı içerisinde size vermiş olduğum 5000 doları bana ödemenizin ne alakası var? Siz bana parayı ödemelisiniz. Cevap yok. Bir gün iki gün ses kaydı atıyorum, mesaj atıyorum. Cevap vermiyor. Abi diyorum bozuk ürünlerle ilgili bir çözüm üretelim. Var diyorsunuz ya ürün bozuk ama bozuk ürünü bize teslim etmiyorsunuz. Ürün yanmış diyorsunuz, herhangi bir video atmıyorsunuz, hiçbir şey yok. Ürünler nerede? Depoda dediniz. Bir de öyle bir ses kaydı atmıştı bana. Depoda dediniz. Depodan bir görüntü gönderin. Ürünler bak burada duruyor, satamıyorum diyorsunuz. O da yok. Video da gelmiyor, hiçbir şey gelmiyor. Allah bilir ürünlerin hepsini sattı. Eline de belki 3-4 tane çalışmıyor diye bir dönüş verdiler. Niyet kötü. Yani o parayı vermeyecek. O paranın üstüne çökecek. Allah bilir o paraya bir ihtiyacı var. İşin içinden sıyrılamadı. Belki o da bir yere para kaptırdı. Parasız kaldı ve geldi benim o an yaşadığımı, sıkıntılı bir durumu yaşadığımı düşündüğü sıkıntılı bir durumu da kullanarak benim 5000 dolarımın üstüne çöktü. Tabii gerçek bir tüccar, bir iş adamı bu şirket, bu firma diye böyle isim vermez. Yani gerek yok bunlara. Kimseyi ifşa etmek için de zaten bu videoları çekmiyorum. Sadece bir örnek olsun, yaşadığım bir deneyimi sizlerle paylaşmak için çekiyorum. Yani bir iş adamı yaşadığı bir problem varsa gider mahkemelerde bu işi çözer. İşte mahkemeye gidemiyorsa başka şekillerde yani ortak tanıdıklar aracılığıyla bir şekilde o işi çözmeye çalışır. Ama yeter ki ortada iyi niyet olsun. İyi niyetle çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Ama kötü niyet varsa, yalan varsa, iftira varsa, dedikodu varsa, işte örnek veriyorum başka bir takım saçmalıklar varsa, kötü niyet varsa ortada hiçbir sorun çözülemeyecek şekilde kalır arkadaşlar. Ben bu sorunu çözmek için uğraştım, paramı almak için uğraştım ama baktım karşı taraftaki insan 5000 dolarlık bir adam yani. Onu gördüm yani. Onun ederi 5000 dolar. Dedim ki Allah dedim bana başka bir yerden dedim 500 bin dolar verir. Verdi de. Problem yok. Ama ona şunu dedim. Kardeşim dedim bak. Ben dedim ömrüm boyunca kimseye dedim beddua etmedim. Herkese dedim mutlaka ve mutlaka bir helalleşme noktası buldum. Hakkımı hep helal etmek için yer aradım. İyi olduklarını düşündüm. Bana yaptıkları iyilikleri aklıma getirerek hep o yönleriyle o insanları hatırlayıp hayırlısı olsun. Allah affetsin. Ben hakkımı helal ediyorum kardeşim dedim. Hep yaklaşımım hayatta insanlara karşı bu şekilde oldu. Ama sana özel bir tarif uygulayacağım. Seninle olan hesabımı öteye bırakıyorum. Ve kesinlikle sana hakkımı helal etmiyorum. Evladın, çoluğun, çocuğun var. Allah evladından, çoluğundan, çocuğundan bunu çıkarmasın. Onlarla hiçbir sorunum yok. Bu duayı da özellikle yapıyorum. Allah onlara en güzel kaderi ve güzelliği versin. Ama senden hem bu dünyada hem de ahirette yakana yapışıp o tahsil edemediğim, o kötü niyetle, o zora düştüğüm dönemde bunu kullanarak bu yaptığın ahlaksızlıktan dolayı hesabını soracağım günü Allah bana getirsin dedim. Ve hala o noktadayım. Çünkü mesele artık orada para değil. Mesele prensipler meselesi, mesele ahlak meselesi, mesele insanlık meselesi. Sen bir insandan bir hafta sonra ödeyeceğim diyerek bir para aldığında her ne olursa olsun aranda ticari bir anlaşmazlık var ya da yok. Aldığını ödemek zorundasın. Eğer onu ödemiyorsan sende ahlaki bir problem var demektir. Orada artık konuşulacak hiçbir şey kalmaz. Maalesef ben o kişide, Türkiye'deki o insanda bunu gördüğüm için arkadaşlar bir daha da o kişiyle artık irtibata geçmenin bana bir şey kazandırmayacağını gördüm. Ve zaten aradan geçen 2 sene sonra da kendisinin işlerinin çok kötü gittiğini, iş yerini kapattığını, başka işler yapmaya çalıştığını duydum. Bundan mutlu oldum mu? Hayır, mutlu olmadım. Çünkü benim hesabım ayrı, onun çoluğuna çocuğuna götüreceği rızık ayrı. Fakat o kötü bir insan olmayı tercih etti ve bu kötü insan olma yolunda da kendi üzerine düşen karakterinin gereğini sergiledi. Yani burada ne öğrendik arkadaşlar? Bir tanıdığım bir zaman ondan birisi 50 bin dolar borç istiyor. O da diyor ki hay hay ben sana 50 bin dolar borcu veririm. Bana diyor bir kağıda imza at bir de mümkünse bir senet bir de çek ver bana diyor. Bu işlem bitsin diyor. Ne zaman vereceksin? 45 gün sonra. Tamam 45 gün sonra sana diyor bana bir senet bir de çek yaz diyor.
Zaten birbirimize güveniyoruz biliyorsun diyor. Problem yok. Bak ben sana 50 bin doları veriyorum yani. Sen de bana iki tane kağıt parçası vereceksin diyor. Hangisini işleme koyup parayı tahsil edersek diyor. Diğerini sana iade ederiz diyor. Onu da yazalım kağıdı aramızdaki diyor. Bunun da bir fotoğrafını çekelim. Islak imzalı kısmı bende kalsın. Diğer kısmı sende kalsın. Hani bir senet bir çek fazla olarak verilmiştir. Hangisi de işleme konursa o gün şartlarında o kullanacaktır. Diğeri de o kişiye geri iade edecektir diye. Bunu da yazalım kendi aramızda. O kişi vermiyor. 50 bin doları isteyen kişi, 50 bin doları borç olarak alacak kişi o iki tane kağıt parçasını vermiyor. O kişi ona diyor ki, ya kardeşim ben sana 50 bin dolar para veriyorum. Sen bana kalkıp bir kağıt parçasını mı çok görüyorsun yani? Sözünü tutacak adam olduğunu düşünüyorum. Neden korkuyorsun yani bir kağıt parçası vermeye? Yok ben veremem diyor. Ve ondan sonra 50 bin dolarlık kişi onu vermiyor. Evet diyor, ben orada gördüm ki o parayı ödemeyecekmiş diyor. O parayı ödeyecek olsa zaten onu verirdi diyor. Allah beni korudu. Şimdi biz tabii o günün şartlarında bunu düşünemedik. Güven hususuna dayalı bir ilişki geliştirdik. Arada referanslar var dedik, tanıdık bir dedik, yeri var, yurdu var. 5 bin dolar gibi çok adi bir paraya tenezzül etmez diye düşündük. Ve onu verdik, sonra da alamadık. Yani borç ödeme ahlakının herkeste olmadığını çok net bir şekilde o günün şartlarında görmüş olduk. Ha buradan ders alarak gelecekte başka hatalar yapmadık mı? Yaptık, yine yaptık, yine hatta yapmaya devam ediyoruz maalesef. Ama ders alarak daha az hata yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Özellikle içinde bulunduğumuz çağın en büyük problemlerinden birinin de ben borç ödeme ahlakı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İnsanlar aldıklarını ödemiyorlar. İnsanlar ödeyemeyecekleri borçları zaten vermemek üzere istiyorlar. Ve bu ortaya çok ciddi problemler çıkartıyor arkadaşlar. Yani bir insanın borcu varsa o insan gece kafasını yastığa rahat koyamaz, uyuyamaz. O borcu ödemeliyim der. Ama o kafayı yastığa rahat koyup uyuyorsa ve önemsemiyorsa artık ortada konuşacak bir şey kalmıyor. Çevremiz, yani çevremiz derken bugün Türkiye'deki durumdan bahsediyorum. Belki Amerika'da da böyle insanlar var, varlıklarını da görüyorum. Maalesef birçok insanla böyle dolmuş durumda. İnsanlar borcu ödemezken bir de o borcu ödememeyi kendine hak görecek, haklı gösterecek kendi kafalarına senaryo ve hikayeler yazıyorlar. Ve o hikayelere inanıyorlar. Daha sonra bu gerçekmiş gibi yaşıyorlar. Yani insan inandığı gibi yaşamayınca yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Çok saçma sapan bir dönemin içindeyiz ya bu anlamda. Böyle bir şey yaşamıştım. Bunları da size böyle belki bir nasihat olur, ders olur, tecrübe olur diye paylaşmak istedim sevgili dostlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.